Kumarın öyle bir etkisi vardı ki hayatımda, kumarsız artık bir hayatın anlamı olmadığına inanmıştım. Her şeyde kumar düşünüyor, her elime geçen parayı kumara yatırıyordum. Sanki kumardan başka hiçbir mutluluk yoktu hayatımda. Ailem, sevdiklerim hepsi boş geliyordu. Hepsine bana engel olduklarında zaman zaman düşman oluyordum. Daha doğrusu bana engel olan her şeyi ama her şeyi bir anda hayatımdan çıkarıyor ve daha kötüsü onlara zarar veriyordum. Kumarın 2010-2017 yılları arasında bir arkadaş sayesinde başlayan 7 yıllık yolculuğu beni şu an hayatımın hiç olmak istemediğim bir noktasına getirdi. Sizin o tekniğini bildiğiniz ruleti mi oynamadım? Yoksa takip ettiğiniz o adamların tekniklerini mi denemedin? Martingalesinden tut, kasa sistemiyle iddia mı oynamadım? Canlı bahisten 1.05 bankodur, bu orana yüklü gireyim kazanırım mı demedin? Aklınıza hangi yöntem geliyorsa, iğnesinden ipliğine her şeyi ama her şeyi denedim. Hem de birçoğunuzun belki korkarak giremeyeceği rakamlarla girdim. Hayatımın en büyük hatasıdır kumar arkadaşlar. Bir insan bunun ötesinde kendine yapabileceği daha büyük kötülük gerçekten olamaz. Çünkü duygusuz, parasız, onursuz, sefil bir hayatı kendi ellerinizle kendinize aşılıyorsunuz. Farkında olmadan büyüyen bu tehlike zamanla hayatınızın kontrolünü elinizden alıp size ne duygu, ne para, ne aile, ne de çevre bırakıyor. Sonra ben ne yaptım diyorsunuz ama iş işten geçiyor. Benim için artık geriye dönüş yoktu. 1 milyonun üzerinde para kaybettim. Ve paradan daha kötüsü duygularımı, çevremdeki insanları ve yaşama sevincimi kaybettim. Şu an eski duygularımın bana geri geleceğini bilsem, burada kalıp 10 milyon borcu ödemeye razıyım. Düşünün kumarın size yaptığı tahribat. O dönem hiçbir şeyden zevk almıyordum. Ailemle sırf yaşadığımı bilsinler diye görüşüyordum. Çevremde itibarım kalmamış, cebimde 5 param yok, milletin ağzına sakızdım. Düşünün, Türkiye'de normal bir çalışanın belki 6 katı para alan bir kişi söylüyor bunu size. Neden mi? O döngünün içine girdim arkadaşlar. Şu borcu kapatayım çıkacağım. Şu kadar alayım yeminle bir daha oynamayacağım. O paraları görünce size bir rahatlık geliyor. Ve daha ötesine, yani ilk başladığım noktaya dönüyorum. Çıkmıyorum çünkü çıkarmıyor sizi o sistem. 2 saat önceki duygularla şu an yaşadığın duygular aynı olmuyor. Sana daha 2 saat önce ağladığını ve hayatının en büyük hatası olduğunu kabul ettiğin o kumar bir anda keyif malzemesi ve hayallerinin tek çözüm kapısı gibi gösteriyor beyin. Sonra mı? Kazandığın paradan 2000 lira eksildiğinde tekrar kaseti başa sarıp kayıp psikolojisi içinde elde ettiğin, aslında belki de bütün zararını çıkardığın o parayı sisteme geri veriyorsun kardeşim. Sadece bununla kalmayıp sistemin senin çıkardığı o seviyelere tekrar geri gelebilmek için yüklü parayla girmeye çalışıyorsun. Maalesef bunu da bir şekilde başarıyorsun. Öyle güzel hazırlanmış bir beyin tuzağı ki bu, senin oraya para yatıracağını ve daha sonrasında neler olabileceğini çok iyi biliyor. Ben bu noktaya hep kaybımı düşünerek geldim. Bugün birçok kumar bağımlısının da asıl kaybettiği nokta bu. Kaybını düşünmek. Her kayıp çıkarma girişimim aynen bu yukarıda söylediğim tablo gibi oldu. Güzel kazandım. Borcum bitiyordu ama öyle bir psikoloji beni oradan bir türlü çıkarmıyor kardeşim. O borç bitecek seviyedeyken yeni bir kredi çekip bir gecede tekrar kaybediyordum. Düşünün, 60 bin lira borcum var ve 60 bin lira kazanmışım. Maalesef o 60 bin liradan 2 bin lira kaybedince tekrar bütün parayı verip bir 60 bin lira da kredi çekip kaybediyorsun. Yani kumarın döngüsü bu.
Bu zinciri 2017 yılında 5 parasız, tonlarca borcu olan ve artık bir kaynak dahi ümidi olmayan biriyken kırabildim. Kırmak zorundaydım çünkü önümde sadece 2 seçenek vardı. Ya canıma kıyacaktım ya da yeni bir sayfa açacaktım hayatımda. Korkmadım. Borcum çok büyüktü, evet. Ama benim yaptığım bir hata yüzünden insanları cezalandırmam çok büyük bir yanlış olacaktı. Uyandım uykudan. Nasıl bir illüzyonun etkisinde olduğumu anladım ve gerçekten yaşamak ve eski duygularımı geri kazanmak istiyordum. Bunun gerçekten olabileceği ihtimali var mı diye baş koyduğum bu araştırma yolunda 2017'de bir rulet masası çıkışı hayatımın yönünü tamamen değiştirdim. Kendimi bu bataklıktan kurtarmaya and içtim. Ya ölecektim ya mücadele edecektim. İnanın bana, insan ötesi şeyler yaptım. İlk 3 ayım çok kötü geçti. Uyumadan geçirdiğim 3 günü biliyorum. Gözlerim kan çanağı içinde ama aklımdan borçlar gitmiyor. Para ödenir elbette ama kaybettiğim duygular, hisler, onun paniği zaten beni her gün öldürüyordu. Ne olacak diyordum. Ben böyle mi yaşayacağım? Kumar da yok, hayatımda bir eğlence de yok. E peki ben neyden keyif alacağım diye kendi kendime sormaya başladım. Bu boşluğu neyle değişeceğim derken kendimi bilimi araştırmakla, beni bu hale getiren bu mekanizmayı çözmek istiyordum. Çünkü tek çözüm buydu. Düşmanını tanımadan düşmanına savaş açamazsın. Karşında ne olduğunu, nasıl bir güce sahip olduğunu bilmen lazım. Bu savaşı kazanmanın tek yolu vardı, o da kumarı derinlemesine araştırmak ve benim nerede yanlış yaptığımı anlamaktaydı. Günlerce, haftalarca, belki aylarca makale okudum. Konuyla ilgisi olsun veya olmasın, bağlantısı olması yeterliydi benim için. Öğrenmem gerekiyordu. Çünkü bu hapisten çıkıp özgürlüğümü elime almak istiyordum. Bu da bana aşırı güç veriyordu arkadaşlar. Araştırmalarım meyvesini vermeye başladı ve kumarı hayatımda tamamen çıkardım. Çıkardığımı nasıl anladım derseniz, kumar bağımlısıyken karşı koyamadığım o her şeyi açık açık denedim ve hiçbiri beni çeldiremedi. Çünkü siz benim gibi aynı yolculuktan geçiyorsunuz. Nerede ne yaptığınız ve nasıl bir duygu içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden yardım etmek istiyorum. Herkesin bu hayatta bir hata yapma lüksü vardır. Eyvallah, ona bir şey demiyorum ama bu hatadan daha büyük bir hata olamaz. Bunun olmaması için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Bu satılmış namussuz köpeklerin her günahına taktığı insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Ülkemi de bu anlamda düşünüyorum. Uzun vadede ülkemdeki kumarı bitirecek projeleri de devletle paylaşmak istiyorum. Benim, senin, daha tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bu namussuzların kökünü bu ülkeden kazımayı hedefliyorum. Allah'ın izniyle bunu da başarıp anlamak bir şekilde sadece bunun gururuyla yaşamak istiyorum. Sözlerime son vermeden bilmeniz istediğim birkaç nokta var. Kumara para için giriyorsunuz, doğru mudur? Evet. O heveslendiğiniz hayatı yaşamak için giriyorsunuz. Ama finale geldiğinizde o hayatı 10 kere yaşayacak para harcıyorsunuz bu kumar yoluna. Üstüne üstün duygularınız gidiyor, onurunuz, itibarınız, şerefiniz, haysiyetiniz gidiyor. Belki üzüntüden ailenizden insanlar ölüyor. Lan daha ne olabilir ki? Kumardan başka daha fazla ne gibi bir zarar bekliyorsunuz? Gözünüzü açın arkadaşlar. Bu namussuzlara artık para yedirmeyelim. Bizim paralarımızla kendi servetlerine servet katan insanlar hayatlarını mutlu mesut bir şekilde geçirirken sizin şu an düştüğünüz duruma bir bakın. Oturup bir muhasebesini yapın. Lütfen Allah için. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını veriyorsunuz buralara. Başladığınız noktaya geri gelmemek için çırpındığınızda ise felaketin ortasında uyanıyorsunuz. Kumarın kronolojisi budur. Siz ne yaparsanız yapın, bu işten para kazanamazsınız. Bu saydıklarım olmadan lütfen şu an yapmanız gerekeni yapın. Kumar oynuyorsanız bırakın, oynamaya niyetiniz varsa sakın ama sakın denemeyin arkadaşlar. Ayrıca son bir noktaya değinerek bu konuyu kapatmak istiyorum. Eğer birazcık vicdan sahibiyseniz size bir şey daha söylemek istiyorum. O kazanıp da mucize eseri çekebildiğiniz paralar yok mu?
Çocuğunun süt parasını kumara yatıran adamlar mı desen? Evde hanımı çocuğu açken son bir kez deneyeyim. Ya belki gelirse kiramı öderim, elektrik, su, doğalgaz öderim diyen mi desen? Zavallı hanımı ailesini korumak için o adamın inadından vazgeçirmeye çalışması yüzünden dayak yiyeni mi desen? Üstüne üstün gece vakti uyurken hanımının kulağından küpeleri sökerek alanı mı desen? Ya arkadaşım, eğer birazcık vicdanın varsa lütfen sadece şu kazansan dahi, hani oluyor ya arada para geliyor falan. Bu paraların, bu gariplerin parası olduğunu unutmayın. Bu işin içinde sadece zenginler yok. Zengin insanların umrunda olmayabilir ama bu gariplere ümit pompalıyorlar. Bu garipler de bu paraları bir şekilde o sistemlere yatırıyor. Yazık, günah. Yani birazcık vicdanınız varsa yapmayın, etmeyin. Bu pencereden bakmanızı da isterim. Belki biraz vicdanınız sızlar. Bundan da vazgeçebilirsiniz. Kumar lanettir. Kumar pişmanlıktır. Kumar hayatta bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Yol yakınken kumarı bırakın. Kumarı bugün bırakırsanız yarın verecekleriniz sizde kalır. Ve zamanla bu döngü kırılmış olur. Bakın, size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Kumarı eğer ben bıraktıysam eminim herkes bırakabilir. Bu kanalı sizin için oluşturdum ve ilk günden beri sizin için mücadele ediyorum. Lütfen ama lütfen kumarı bırakın. Hayatınız bu kadar ucuza gitmesin. O kadar güzel anılar ve yaşamlar varken, ailenizle geçireceğiniz o kadar güzel günler varken, babanız anneniz yaşlanmadan onların yanında yaşayabileceğiniz o kadar mutlu anılar olabilecekken, siz bu lanetin kölesi olmaktan vazgeçin. Kendinizi tanıyın ve kumarsız bir hayatın da var olduğunu bilin. Ben başardım bunu ve bütün bildiklerimi arkadaşlar çıkarsız bir şekilde sizinle paylaşacağım. Ben yeter ki içinde gerçekten ciddi anlamda bu işi bırakmak isteyen herkesin yardımcısı olmaya çalışacağım. Dertlerinizi dinliyorum. Elimden geldiğince kendimden feragat ediyorum. Yeter ki bir insan belki birini bir gece oynamaktan kurtarabilirimin hesabındayken, lütfen siz de biraz elinizi vicdanınıza koyun. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, ailenizin rızkını, kendi rızkınızı lütfen bu namussuzlara yedirmeyin. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Kumarla alakalı bütün gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için gece gündüz çalışıyorum. Bu videolardan haberdar olmak için kanala da abone olursanız çok sevinirim. Desteklerseniz çok sevinirim. Ve lütfen rica ediyorum, bunu daha fazla insana ulaştırın. Çünkü günümüz dünyası o kadar bizi kolay paraya alıştırdı ki şu an gördüğüm birçok insanın tek düşündüğü şey çalışmadan büyük paralara sahip olmak ve kafasındaki bütün hayallerini gerçekleştirmek. Ama neticeye baktığınızda bu paraları bu uğurda harcıyorlar. Lütfen bu olmadan herkesin önünü kesmemiz lazım. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.